Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan öldüğü zaman kabre konuluyor. Yani bir müddet sonra o bedeni görmek için kabri açmış olsak görülüyor. İşte çürüyor. Yani kimisininki atıyorum bir ayda çürüyorsa, kimisininki 6 ayda çürüyor. Ama neticede bakıyoruz ki zamanla çürüyüp yok oluyor beden. Toprağa karışıyor. Şimdi bu bizim gözle gördüğümüz şey. Bir de bedeni terk eden bir şey var ölürken. O da ruh. Ruh da mı böyledir? Yani yok olur. Belli bir aşamadan sonra kaybolur. Çürür. Artık ne dersek. Ya da devam eder mi hayatiyeti? Şimdi Mustafa Bey, İslam alimi olabilmek için din bilgilerinin bir nakli kısmı var. Bir de akli kısmı var böyle. Din bilgiler ikiye ayrılır. Nakli kısmı, işte tefsir, usulü tefsir, hadis, usulü hadis, fıkıh, usulü fıkıh, ilmi kelam, usulü kelam, ilmi tasavvuf diye anlatılıyor veyahut da ilmi ahlak da deniyor. Ve bunların yardımcı ilimleri de var. Bunlardan bir tanesi olacak. Ondan sonra akli ilimlerde, fizik, matematik, kimya, fen bilimleri, fen bilim, matematik, anatomi, astronomi, kendi aslındaki bu bilgileri de iyi bilmesi lazım, hakim olması lazım. Ki bunlar bir kişide birleşmiş ve kalbinde de Allah'a falan sevgisinden başka bir şey kalmamış, yani bir rehber tarafından kalbi temizlenmiş, buna İslam alimi denir. Onun için zamanımızda, hani TGRT FM'de de zaman zaman biz anlatırken İslam alimi yok gibidir. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin sözüdür bu. Evliya yok gibidir. İslam alimi yok gibi, yok gibidir. Ha, etiketli cahil çok. Etiketli cahil çok. Yok gibidir demek de yok demek değildir. Değildir. Evet. Çok az demektir. Çok az demektir. Ehl-i Sünnet alimleri bu her iki hususta kendilerinde olan alimlerdir. Her iki hususta kendilerinde olan alimlerdir. Şimdi onlar anlatırken buyuruyorlar ki insan ölünce, ceset beden çürüyünce kalp ve ruh yok olmaz. Ölmek kalbin ve ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruh bedenden ayrılınca maddi olmayan aleme karışır ve kıyamete kadar da yok olmaz buyuruyor. Bizim anlayacağımız şekilde bazı misaller vermişler. Mesela biz dünyadayken bir evde oturuyoruz değil mi? Evet. Evimiz, oraya gidiyoruz. Akşam gidince oraya gidiyoruz. Ruhun da dünyada ikameti ettiği ev bu beden buyuruluyor. Ölüm ruhun bu bedeni terk etmesidir. Çünkü ruh daha önce buraya gelmeden önce de ruhlar alemindeydi. Buraya da sonradan geldi. Buraya sonradan geldi. Evet. Ve ruh yaratılış itibariyle karanlık olan bu bedene girmek istemedi. Allah-u Teala aralarında bir muhabbet ihsan etti buyuruyor. O muhabbet sebebiyle geldi, girdi buraya. Ve bütün bu görmemiz, işitmemiz, aklımız, zekamız, hafızamız hep ruhun özellikleridir. Ruh çalıştırıyor bunların hepsini. Ölüm ruhun bu evini terk etmesidir. Onun için de Ömer bin Abdülaziz Hazretleri gibi zatlar buyuruyorlar ki ölmek yok olmak değildir. Ölmek bir evin bu odasından öbür odaya geçmektir. Böyle anlatmışlar. Bu odadan bu odaya geçmektir. Yok olmak değildir. Ruh temizmiş o zaman değil mi? Evet. Yani çünkü bütün mesela ruhlar, bazı kötülükler sadır oluyor ya insanda. O zaman ruhtan alakalı değil. Ruhla alakalı değil. Ruh temizdir. Hatta ruhu bozuk, ruhu kötü falan diyoruz ya bazen. O yanlış o zaman. Peygamber Efendimiz'e sordular ruh nedir diye. Bilmiyorum dedi. Ayet-i Kerime nazil oldu. Esas böyle kulü ruhu diye başlayan ayet-i Kerime nazil oldu. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Allah-u Teala'nın indinde aynı şekilde bir ilimdir. Size onunla ilgili bir şey vermedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslam alimler buyuruyorlar ki ruhun mahiyeti hakkında bilgi verilmedi. Ama özellikleri anlatılır buyuruyor. Özellikler anlatılır. Latifelerinden bahsediliyor, özelliklerinden bahsediliyor. Hani mahiyeti nedir onu bilmiyoruz. Ama bu akıl, zeka, hafıza hepsi ona aittir. Kalp ve ruh ona aittir. Hatta ikisi tek olarak da sadece ruh olarak da naklediliyor. Peki beden ne işe yarıyor? Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken bugün Allah-u Teala bugün bilinen 105 elementi yaratmış. Bunlardan her birine başka başka özellikler vermiş. Her element atomlardan yapılmış. Her atom bir mikro dinamo gibi büyük bir enerji deposu yapmıştır.
Atomların birbirleriyle birleşmesinden molekülleri veya iyon şebekelerini, böylece organik ve anorganik mürekkep bileşik, yani cisimleri, hücreleri, çeşitli dokuları ve sistemleri yaratmıştır. Bunların her birinde akıllar hayret veren incelikler, kanunlar, düzenler vardır. Ancak mikroskopla görülebilen bir hücre, çeşitli atölyeleri bulunan muazzam bir fabrikadır gibidir. İnsan aklı bugüne kadar bu fabrikanın ancak birkaç makinesini görebilmiştir. İnsandaki milyonlarca hücrenin çalışabilmesi, gerek insanda gerekse dış alemde binlerce uygun şartların bulunmasına bağlıdır. Bu binlerle şart ve nizamdan biri bozulursa insanın bedeni çalışamaz durur. O büyük kadir, alim olan Allah-u Teala bu nihayetsiz nizamı yaratarak beden makinesini otomatik olarak çalıştırmaktadır. Kalp ve ruh bu makinenin elektrik kuvveti gibidir. Bir motorda ufak bir arıza olunca cereyan kesildiği gibi insan vücudunun iç ve dışındaki yapı ve düzenlerde hasıl olacak bir arıza da kalbin ve ruhun bedenden ayrılmasına sebep olur ve insan ölür. Öldü. Dünyada hiçbir makine, hiçbir motor nihayetsiz çalışmıyor. Aşınarak, yıpranarak çürüye atılıyor. Bu umum bir kanundur. Vücut makinası da yıpranıyor, çürüyor, toprağa atılıyor. Peki ne oluyor? İnsan kabirde çürüyünce hiçbir zerresi, hiçbir elementi yok olmuyor. Ya. Bir şey göremiyoruz ama. Ne diye tarif ettik? Alim olabilmek için fiziği de kimyayı da iyi bileceksin. Çürmek. Ne buyuruyorlar? Çürümek, bedeni meydana getiren organik moleküllerin anaerobik mikroplar ve toprak tesiriyle parçalanarak karbondioksit, amonyak, su gibi ufak moleküllere ve serbest azota kadar ayrılması demektir. Bu parçalanma fizik ve kimya hadiseleridir. Fizik ve kimya reaksiyonlarında maddenin yok olmadığı bugün kesin olarak bilinmektedir. Yani Ersel talimleri buyuruyor ki, bir, ruh ve kalp yok olmuyor. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Beden de yok olmuyor. Kimyasal değişikliği oraya. Kimyasal değişiklik de yok olmak demek değil. Yok olmak değildir. Şimdi bir korona geçirdik. Mutasyon diyor. Ne demek mutasyon? Mesela şekil değiştiriyor. Doktorlar diyor ki, ya diyor, bu canlı öyle yaratılmış ki.